Sonunda herkes hak ettiğini buluyor, öyle değil mi? Evet, Zerdeçal'ın abinin karısına dökülmesi çok daha iyi oldu. Zerdeçal töreni bitti. Ama ben kimin evleneceğini doğrusu anlayamadım. Abi Tanu'yla mı evlenecek? Yoksa Pragya ile mi, bilmiyorum. Biraz sessiz olabilir misiniz lütfen? Ne oldu ki? Biz bir aileyiz burada, yabancı değiliz, öyle değil mi? Herkes sussun artık, duydunuz mu beni? Planın yürümediği için bizi susturmak istiyorsun sen. Az önce töreni durdurması için Tanrı'ya dua etmemi istedin benden. Umarım dersini almışsındır. Tanrı günahkarları cezalandırır. Bunda sevinilecek bir şey yok. Zerdeçal'ın Pragya'ya dökülmesi hiçbir şey değiştirmez. Daha hiçbir şey olmadı ama çok yakında olacak. Kişinin kısmeti alın yazısında bellidir. Tanrı kutsal olmayan bağların fazla uzun sürmesine izin vermez. Sen şimdi bekle ve düğünde neler olacağını gör. Gözüme bir şey kaçtı. Dur bir dakika, sakin ol. Ne yapıyorsun? Dur biraz, dur, izin ver. Hayır. Neden rahat durmuyorsun? Sinek ısırdı beni. Sakin olur musun? Ya sinek yine ısırırsa? İzin ver bakayım, dur biraz, dur. Ne yapıyorsun? Sineği mi okşuyorsun? Isırma, sakin ol şimdi. Ne? Sinek sağ gözümde değil, sol gözümde, bu gözde. Şu sol. Gözünü yavaşça okşarsan sinek dışarı çıkar, tamam mı? İki göz birbirine bağlıdır, ikisi beraber uyur. Gözyaşları ikisinden de akar ve iki gözde yavaşça ovulursa ikisi birden daha rahat görür. Gerçekten mi? Evet, oldu. Şimdi aç gözlerini. Sinek gitti. Sen bir doktordan daha fazla şey biliyorsun ha. Beni hemen iyileştirdin. Baksana ha. Yüzünde hala zerdeçal var. Ne oldu? O havluda zerdeçal vardı. Söyleseydin ya. Gülme. Gülecek bir şey yok. Bak, deniyorum. Kes gülmeyi dedim. Yoksa ben de güleceğim. Dur dedim. Gülme bak. Sus dedim. Thank you.
Ne çok şey oldu. Bir sürü şey duydum. Ama beklediğim haberi hala duyamadım. Nikil! Nikil neden hala haber vermedi? Burabı öldürmedi mi hala? Bana çay ver. Şimdi çay içiyorum. Ama akşam kutlama yapacağım. Akşam adıma parti verilecek. Bugün yaptığım şey için kesin ödüllendirileceğim. Bundan eminim. Vay vay vay. Dinle. Sana bu çay için tam 500 rupi vereceğim. Al. 500 rupi. Sadece Nikil sen fevkaladesin diyeceksin. Ben o kelimeyi bilmiyorum. Yazık olmuş. Tamam o zaman. Ben muhteşemim. Muhteşemim diyebilirsin. Ben muhteşemim. Ya sen değil oğlum. Şunu söyle. Nikil aşırı iyi bir insandır. Nikil çok iyi bir insandır. Aferin. Gerçi yanlış söyledin ama olsun. Bu yüzden 500 değil. Sana 50 rupi vereceğim. Hadi yürü. Tatlım, çay ister misin? Neredesin sen? Saatlerdir seni arıyorum. Neden açmıyorsun? Birini öldürmekle meşguldüm. Telefonu açamadım. Neyse, sana çok iyi bir haberim var. İş tamamdır. Öyle mi? Yani Burab artık yok mu? O öldü ve seni bir daha asla rahatsız edemez. Çünkü benden istediğini yaptım. Ve kamyon onu ezdiği sırada ben de oradaydım ve her şeyi gördüm. Burab'ı son defa gördüğümde kendi kanı içinde boğulmuş, son nefesini vermeye çalışıyordu. Ah Niki. İyi haberi vermen ne kadar uzun sürdü. Daha önce arayamadın mı? Meraktan öldüm burada. Meraktan başka şey bilmez misin sen? Sen sadece işin bittiğine odaklan. Ve kutlamanı yap. Anlaştık mı? Burab olmazsa Braga da olmaz. Yani artık biz kazandık. Git düğününü yap. Hadi. Çok teşekkürler. Dinle. Seni sonra ararım. Sen öldüğünden emin ol. Öldüğünden emin olduğun zaman da mutlaka beni ara. Benim yapacak daha iyi işlerim var. Ayrıca burayı izleyecek adamlarım var. Ve ölünce bana söyleyecekler. Görüşürüz. İlk defa Nikil beni çok etkiledi. Bana harika bir haber verdi. Artık hiçbir şey beni kızdıramaz. Şimdi Pragya'nın yaralarına zerdeçal süreceğim. Çünkü Prab'ın ölümünü öğrenince iyileşemeyecek. Ve Abi ile evlenmemi asla engelleyemeyecek. Ben ne yapıyordum? Bazen kalbim benden ayrı davranıyor. Eğer Prab'sa onu azarlayacağım. Alo. Neredesin? Sana yanımda ihtiyacım olduğunu söylememiş miydim? Niye gelmedin? Şimdi de beni... Beyefendi, ben şehir hastanesinden arıyorum. Bu telefonun sahibi bir kaza geçirdi. Ve çok kan kaybetti. Bir şekilde onu hastaneye getirmeyi başardım. Telefonuyla da sizi aradım. Ne? Hangi hastanedesiniz siz? Şehir hastanesinde. Tamam, hemen geliyorum. Hemen. Hey! Ne yaptınız orada? Temizlenme bahanesiyle yaramazlık mı yapıyordu yoksa?
Büyük anne. Ne oldu oğlum? Büyük anne. Neden endişelisin? Büyük anne. Prob. Ne olmuş Prob'a? Biri cep telefonundan aradı. Prob kaza geçirmiş ve hastanedeymiş. Çok kan kaybetmiş. Aman tanrım. Hastaneye gitmeliyim. Evet, hemen gidelim. Alya, biz de hastane... Kaza değildi, değil mi? Ne diyorsun Alya? Abi Prob'un kaza geçirdiğini söyledi. Sana soruyorum. Kaza değildi, değil mi? Prob'u öldürmek için plan mı yaptın sen? Konuş! Ne diyorsun sen? Senin Prob'u sevdiğini gayet iyi biliyorum ben. Bunu neden yapayım ki? Bunu neden istediğini daha önce söylemiştin bana zaten. Evet ama yapmamamı söyledin ve ben de böyle bir şeyi yapmayı asla düşün... Yalan söyleme Tanu. Bu endişeli halin ve gözünü benden kaçırmaya çalışman senin sorumlu olduğunu belli ediyor. Bunu yaptın mı, yapmadın mı? Doğruyu bilmek istiyorum. Doğruyu söyle. Neden bunu yapayım Alya? Bana doğruyu söyle Tanu, yoksa... Evet, bunu ben yaptım. Nasıl yaparsın? Nasıl Prob'u öldürme planı yaparsın sen Tanu? Onu sevdiğimi bilmene rağmen nasıl öldürmeye çalışırsın onu söyle. Ben de Abi'yi seviyorum. Onu elde edebilmek için yaptım. Kes sesini. Burada numaralarını görebilecek kimse yok. Ben Abi'yle neden evlenmek istediğini gayet iyi biliyorum senin. Sanki sen Prob'u gerçekten seviyorsun. Bir seviyorsun, bir intikam almaya çalışıyorsun. Bilmiyor muyuz bunu? Gerçekten sevseydin yanında olurdu. Bu aşk değil. Sadece bir plan, bunu unutma. Bunu aklından çıkarma. İkimiz de Abi'nin benimle evlenmesini istiyoruz. Ama Prob, o Prob sürekli planlarımızı mahvediyor. Şimdi Abi'yi hedef aldı Alya. Rage'yi sevdiğini fark etmesini sağladı ve başardı bunu. Bu yüzden ondan kurtulmam gerekti. Prob olmayınca Abi'nin aklını çelen kimse olamayacak. Abi Prage'yi sevdiğini anlayana kadar evlenmiş olacağız böylece. Sen de Abi'yle evlenmemi istiyorsun Alya, istemiyor musun? Bana doğruyu söyle. Söyle bana, istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Ama bunun karşılığında değil Tanu. Ben Prob'u seviyorum. Eğer biri buna zarar vermeye çalışırsa buna dayanamam. Tanu, sen bir sürü hata yaptın. Ve ben bugüne kadar hepsini affettim. Ama bu defa yaptığını asla affetmeyeceğim. Eğer Prob'a bir şey olursa sonuçlarına katlanırsın. Abimle evlenme hayaline veda edebilirsin. Çünkü bu asla gerçek olmaz. Eğer Prob'a bir şey olursa... O zaman karşında beni bulursun Tanu. Affedersiniz, acil neresi? Affedersiniz doktor. Prob kanaya siz mi bakıyorsunuz? Evet. Ben arkadaşıyım. Gerekiyorsa uzman bir doktor çağırabilirsiniz ama lütfen onu kurtarın, olur mu? Onun ailesi yok. Ben onun kardeşi sayılırım. Eğer bir şey imzalamam gerekiyorsa hemen imzalarım. İstediğiniz parayı da veririm. Lütfen onu kurtarın. Prob'u kurtarın. Lütfen doktor, lütfen. Elimizden geleni yapıyoruz. Hasta buraya çok geç getirildi. Çok kan kaybetmiş. 4 ünite kan vermemiz gerekti. Başından yaralandığı için de şok geçirmekte. Peki o... O iyi mi şu anda? Başına aldığı darbe yüzünden... Ne yazık ki hasta şu an kendinde değil. Ne zaman ayılır? Bunu henüz bilemeyiz. Bu bir gün de alabilir, haftalar da alabilir.
Peki o iyileşecek mi doktor? Onu gözlem altında tutuyoruz. 24 saat sonra durumu daha iyi anlayabiliriz. Acaba onu görebilir miyiz? Lütfen doktor, lütfen. Bizi içeri alın lütfen. Sadece ikiniz. Diğerleri kalsın. Lütfen. Peki. Niçin? Teşekkürler, çok teşekkürler. Bu yaptığın en harika şeydi. Daha önce hiçbir şey yapmadın mı? Hayır, yani yaptın ama bu en iyisiydi. Bak, Kuraba bunu yaparak Praga'nın en güvendiği adamından kurtulduk artık. Aman tanrım, çok mutluyum. Artık kimse evlenmemizi engellemez. Çok teşekkür ederim Nikil, çok sağ ol. Sen çoktan kazandın. Kurtulduğum adam en güvenilir yardımcısı değil, ekiplerinin en akıllı oyuncusuydu. O olmayınca hiç şansı yok. Pragya bundan sonra sadece yas tutacak. Sen de şimdi gidip düğününü ayarlayabilirsin. Çünkü artık kimse abiyle evlenmeni engelleyemeyecek. Ben Bülbül'e söz vermiştim. Kendime de. Bu sözümü tutacağım. Abi hatırlar mı bilmiyorum. Ama ayrılmanıza asla izin vermeyeceğim. Sen bana söz vermiştin Purab. Abi ile Tanu'nun evlenmelerine izin vermeyecektin. Abiden ayrılmama izin vermeyecektin. Giderek bu sözünü bozuyorsun. Şimdi kim yardım edecek bana? Kim yanımda duracak? Purab lütfen. Ben seni bu halde görmeye dayanamam. Lütfen uyan, lütfen. Ne oldu sana dostum? Sen beni benden iyi tanıyan birisin. Beni senden çok düşünen kimse yok. Başına bu nasıl gelebilir? Düğünüme birkaç gün kalmıştı. Sen beni bırakırsan bana doğru yolu kim gösterecek? Bana yardım etmek istemezsen etme. Ama lütfen uyan. Seni bu halde görmeye dayanamam. Ne oldu Kuraba? Birlikteyken hep eğlenirdik. Neden şimdi susuyor? Söyle ona Pragya. Onu böyle görmeye dayanamam. Söyle hemen uyansın. Yoksa çok kızacağım, lütfen söyle ona. Sen Burab'ı hiç merak etme, olur mu? Burab hemen iyileşecek. İnan bana, o iyileşecek gerçekten. Ama ben... Sen... Tamam, ben yanındayım. Dostun iyileşene kadar en iyi dostun ben olacağım. Sen sadece Purab'ın şehir dışına çıktığını düşün. O geri dönene kadar da ben her şeyine yardım edeceğim. Purab hemen iyileşecek. Lütfen güven bana. Lütfen. Gerçekten o iyi olacak. Ne olur sakin olmaya çalış. Abla, bu nasıl oldu bir anda? Zavallı Purab.
kimseye bir zararı dokunmamıştı. Ama Prab'a zarar vermek isteyen var. Neden üzgün numarası yapıyorsun? Boşuna üzülüyormuş numarası yapma. Bununla kimseyi kandıramazsın çünkü. Bütün bunların arkasında senin olduğunu biliyorum. Pragya'nın o gün bu sahnede kalması bir tesadüf değildi. Çok iyi planlanmış bir komploydu. Aynı şekilde bu kazada planlı. Ve ben bunu senin yaptığını iyi biliyorum. Ona hiç acımadın mı? O yetim bir çocuk. O her zaman abinin ve ailesinin iyiliğini istedi. Ama sen ne yaptın? Sen ahmak. Eğer ölürse... Hayır, inan bana büyük anne. Ben hiçbir şey yapmadım. Benim hatam değil. Ben hala Prab'a aşığım. Neden anlamıyorsunuz? Prab'la anlaşamıyor olabiliriz ama asla onun düşmanı olmam ben. Tanrı bilir ne zaman uyanabilecek. O abinin dostu onu çok seviyor. Ama abi de hafızasını kaybetti. Eğer Prab'a bir şey olursa abinin zihnine çok büyük zarar olur. Abla, en kötü kısmı artık geçti. Görürsün, her şey düzelecek. Büyük anne, her şey düzelecek. Ben eminim. Prab beni düşman olarak görse de o benim için çok değerli. Eğer ona bir şey olursa Tanu'ya asla acımam. Bırak abimle evlenmeyi, artık dostum bile olamaz. Onun hayatını cehenneme çeviririm. Prab nasıl oldu Mithali yenge? Baygın durumda. Doktorlar ne zaman uyanacağını bilmiyor. Oğlum, Prab iyi mi? Uyandı mı? Hayır teyze. Sadece onu görebildik. Dua edelim de durumu bir an önce eskisi gibi olsun. Oğluma bir şey olmayacak. Onun için dua edeceğim. Yakında uyanacaktır, evet. Ben kazayı nasıl yaptığını anlayamıyorum. Prab her zaman dikkatli araç sürer. Sürerken de telefonla bile konuşmazken bu nasıl oldu? Ama o adam bize Prab yoldaydı dedi. Sanırım kaza yoldan karşıya geçerken olmuş. Belki de yolu geçip arabasına doğru gidiyordu. Prab çocuk değil ki. Yoldan geçerken sağına soluna bakar. Burada bir şeyler hiç doğru görünmüyor. Doğru söylüyorsun. Prab her zaman dikkatlidir. O hep dikkat eder. Bu kazayı nasıl yapabilir anlamadım. Prakya neden konuşuyor? Bu bir şüphelendirecek şimdi. Herkes hata yapabilir. Hatanın Prab'da olmadığını farz edelim. Çoğu trafik kazası dikkatsiz sürücüler yüzünden oluyor. Dikkat etsen bile bilemezsin. Ama Prab onlardan biri değildir. O kadar dikkatlidir ki kimsenin hata yapmasına izin vermez. Burada bir şeyler ters gidiyor. Bunu öğrenmem gerek.
Amca, amca telefon. Tabii. Alo. Komiser kadın. Ben Abhishek Mehra. Buyur abi. Hayırdır? Neden aradın acaba? Dostum Prap ofisimin önünde kaza geçirdi. Aman canım. Nasıl? Ben de bunu öğrenmek istiyordum. Lütfen bu kazayı araştırın efendim. Bir şeyler dönüyor. Kaza mıydı yoksa komplo muydu? Lütfen araştırın. Şüphelendiğiniz biri mi var? Şüphelendiğim yok ama kaza olmadığından eminim. Lütfen neler olduğunu öğrenin efendim, olur mu? Hiç merak etmeyin, akşama size haber veririm. Bir sürü hata yaptın Tanu. Ve her seferinde ben bunları örttüm. Ama bugün... Umarım abim gerçekleri öğrenir ve yakalanırsın. Aile, ne diyorsun sen? Ben Pragya karşı hep senin yanındaydım. Sen bunu nasıl yaparsın? Pragya ile ilgili olsaydı seni korurdum Tanu. Prab'a zarar vermeni hep engellemeye çalıştım. Ama bugün bana rağmen bunu yaptın sen. Bu yüzden artık olacaklardan sadece ve sadece sen sorumlusun. Bunu ikimiz de güvende olalım diye yaptım. Bizi rahatsız ediyordu. Yavaş yavaş düşmanımız oluyordu. Ve ben de ne yapacağımı bilemedim ve bu yüzden... Burak hakkında ne konuşuyordunuz siz öyle? İkimiz de Rab'ın hemen kendine gelmesini istiyoruz. Yalan. Ne diyordun söyle. Rab kime düşman oluyordu? Az önce diyordum ki Rab düşmanımızın tarafında olabilir ama abinin dostu sonuçta. Umarım hemen iyileşir. Umarım hemen kendine gelir. Onu gerçekten düşünseydin bu şekilde terlemezdin. Niye gerginsin? Hadi söyle bakalım. Gergin değil o. Benim için endişeli. Prab'a aşık olduğumu biliyor. Evet, onu elde edemem ama onu kaybedemem de. Bakın, gerçekten Prab'ı düşünüyorsanız, o zaman ona çarpan insanın hemen yakalanması için dua edin bence, olur mu? Eve her geldiğinde önce benim yanıma gelirdi. Duamı alırdı. Ama sanırım dualarım yeterli değil. Birinin ona nazarı değdi. Lütfen ağlama. Doktor iyileşeceğini söyledi. Artık sadece iyileşip eve dönmesi için dua et. Büyük anne, lütfen bu kadar üzülme. Rahat ol.
Yenge lütfen büyükanneme oturtur musun? Aa, tamam. Gel büyükanne. Gel. Robin. Herkese çay getir. Tabii hemen getiriyorum. Bana getirme, yukarı çıkacağım. Ortam çok gerildi. Ortalık sakinleşene kadar Alya'dan uzak durmam gerekiyor. Senin başın mı ağrıyor abi? Evet. Çok fena ağrıyor. Ben buna sana... gerek yok. Sen büyükanneyle ilgilen. Onun sana Abi'den daha çok ihtiyacı var. Ben ona masaj yaparım. Abi, sen odana çık. Ben hemen geliyorum. Burab'ın kazası en çok onu etkiledi. Onu hiç bu kadar perişan görmemiştim. Ne sanıyorsun? Abinin bütün sorunlarını çözebileceğini mi? Ben abinin nişanlısıyım. 6 gün sonra evleneceğiz. Abiyle böyle ilgileniyorsun ya, bence bu artık burada bitsin, olur mu? Bunu adet haline getirme bence. Şu anda seninle tartışacak havada değilim Tanu. Bunu biliyorum canım. Satranç oyunumuzda en değerli piyonunu kaybettin. Ne sandın? Onu kullanarak oyunu kazanabileceğini mi? Ama sen hep rakibini küçük görüyorsun Pragya. Prab ne demişti? Zerdeçal törenime izin vermeyecek. Zavallı. Artık engelleyemez. Sen ne düşünüyorsun? Ben evlenene kadar Prab'ın iyileşme şansı nedir sence? Bence... 0. Ve benim evlenme şansım... %100. Zavallı abi. Çok sevdiği bir dostunu kaybetti. Ve sen de arkanda duran abini. Abinin gerçek aşk konusunda kafasını bence o karıştırıyordu. Artık kimse abinin kafasını karıştıramayacak ve bence sen de. Prab olmadan hiçbir şey yapamazsın. Ama baksana, bir şey yapabilirsin. Düğünüme gelip yeni evli çifti tebrik edebilirsin. Ben de karşılığında Prab'ın iyileşmesi için dua ederim. Ama düğünden sonra. Bunu anladın değil mi? Tamam mı? Oo, konuşmaktan unutmuşum. Müstakbel kocam, abi beni bekliyor. Başına masaj yapacaktım. Güle güle. Dikkat et. Her zaman ben senin moralini düzeltirdim. Sonunda kazanacağını söyler dururdum. Ama Prab'ın kazasından sonra hedefimize ne kadar yakın olsak da ona ulaşamayacağımızı hissediyorum. Tırnaklarım batıyor Tanu. Oh pardon. Aslında internette yeni bir teknik öğrenmiştim ben. Hemen onu deneyeyim. Hem ağrın geçecek hem de tırnakların batmayacak. Bekle. Abi, düşünüyordum da bütün törenlerimizde zerdeçal töreni gibi yarım kaldı biliyorsun. Yani sence bu törenleri boş verip hemen düğün mü yapsak sence? He?
Ragya! Ragya! Evet? Başım çok ağrıyor Ragya. Lütfen masaj yapar mısın? Tabii, yaparım evet. Abi ben... Tanı, sen bırak. Çünkü hiç beceremiyorsun. Şimdi daha iyisin ya. Bak Purap için bu kadar endişelenmemen gerekir. Yakında iyileşecek o. Hem doktor bize tehlikeyi atlattığını söyledi. Sen eve geldiği zaman onu azarlamalısın. Böylece bir daha dikkatsizlik yapamaz. Kendine iyi bakması gerekiyor. Çünkü onu kaybedemeyiz. Şu haline bak. Onu kardeşin gibi görüyorsun. Aileden biri gibi görüyorsun. Senin de düşünmesi gerekirdi. Hayır, ben onu azarlamayacağım. Sadece iyileşsin yeter. O hemen iyileşecek. Öyle mi? Tanrı'ya güvenim tam. Sen de bana güven biraz. Artık dinlenmen lazım. Biliyor musun? Son 20 yılda hiç bugün olduğu kadar kendimi yalnız hissetmedim. Rab yanımda değil. Yokluğu beni mahvediyor. Ama iyi ki sen varsın. Sen yanımdayken acılarım dinliyor. Lütfen hep yanımda kal, olur mu? Merak etme. Ben hep senin yanında olacağım, tamam mı? Evet yenge, söyle. Herkes aşağıda. Komiser geldi. Seninle konuşacakmış. Hemen gelmelisin. Komiser mi geldi? Hadi. Büyük anne. Abi geliyor. Komiser bey, bir şey bulup... Bulamadığınızı söylemediniz. Yani normal kaza değil mi? Prap yoldan karşıya geçerken araba çarpmış. Öyle değil mi? Sen çok biliyorsun gibi görünüyor. Madem bu kadar bilgi sahibisin, çarpanın plakasını da versene. Ben nereden bileyim? Kaza olduğunda orada değildim. Ben bilemem tabii. Bu yüzden sus da bilenler konuşsun. Dırdır etme durmadan. Abiyi bekleyelim. Onunla konuşmak istiyorum.
Aynı şey komiserim. Ben onun nişanlısıyım. Bana da anlatabilirsiniz tabii ki. Haklısınız ama bilgiyi herkesten önce abiye vermem istendi. Kazanın nasıl olduğunu öğrenebildiniz mi komiser? Evet abi. Sizinle konuştuktan sonra olay yerini araştırmaya gittim. Ve Prap yoldan geçerken bir kamyonun çarptığını öğrendim. Şimdi sürücüsünü arıyoruz. Bak abi. Sana kaza olduğunu söylemiştim. Boşuna şüpheleniyorsun. Yo yo, bu bir kaza değildi. Bir çarpıp kaçma vakası. Şüphelerinde haklıymışsın. Bu planlı bir kazaymış. Efendim, neden böyle söylediniz? Yani demek istediğim delil veya bir tanık bulabildiniz mi acaba? Evet efendim. Araştırma yaparken bir görgü tanığı buldum. Kim peki? O bölgedeki Pan büfesinin sahibi. Tüm kazaya şahit olmuş. Size ne gördüğünü söyledi mi peki? Evet. Burabın yolun diğer tarafına park ettiğini söyledi. Acelesi var gibiymiş. Dükkanın otoparkına girmemiş. Ona doğru bir kamyon geliyormuş. Ve ona çarpmaya çalışmış. Son anda kendini kurtarmış. Şahit dedi ki ikinci defa yolu geçmeye çalıştığı zaman kamyon tekrar ve tam gaz gelmiş. İşte böyle olmuş. Bu kesinlikle bir kaza değil. En başından bir terslik olduğunu biliyordum. Ama bunu kim yapabilir? Prab'ın düşmanı yok ki hiç. Bak abi, her zaman düşmanlarımızı bilemeyiz. İyi insanların çok düşmanı olur. Ama komiserim... yani baştaki kamyonla... Prab'a çarpan kamyon birbirinden farklı olamaz mı sizce? Bu olabilir belki de. Belki benziyorlardı. Mumbai'de bir sürü kamyon var ve çok benziyorlar. Nereden bileceksiniz ki? Belki büfenin sahibi yanılıyordu. Öyle olabilir ama olanlar ne yazık ki öyle değil. Yolu geçtiği sırada aynı kamyon ona çarpmış. Buna tesadüf denir ama değil mi? Olabilir. Ama biz araştırmamıza büfe sahibinin ifadesiyle devam edeceğiz. O adam bize aynı kamyon dedi. Ve kazadan sonra Prab'ın yanında duran bir adam görmüş. Ama yüzünü tam olarak görememiş. Efendim, size bir şey sorabilir miyim? Bana mı? Prab'la ilişkiniz nedir? Benim Prab'la hiçbir alakam yok. Yani o benim müstakbel kocam, abinin yakın dostu. Yani benim de dostum sayılır. Yani kayınbiraderim olacağı söylenebilir. Evet, o benim kayınbiraderim olacak. Demek arkadaşınız ve kayınbiraderiniz. Peki kaza sırasında siz neredeydiniz? Nasıl neredeydim? Ben... Komiser bey, o sırada abimle Tanu'nun
Zerdeçal töreni başlıyordu. Evdeydi. O haklı. Zerdeçal törenim vardı. Başka nerede olabilirim ki? Neden bize bu soruları soruyorsunuz? Kurab'ın kazasından bizim sorumlu olduğumuzu mu kastediyorsunuz? Bunlar rutin sorular efendim, merak etmeyin. Bence siz kamyon sürücüsünü bulmaya çalışmalısınız. Neden bize soru sorarak zaman kaybediyorsunuz? Adam şehirden kaçabilir. Bir şey bulduğumuz anda size haber veririm. Teşekkür ederim. Bay abi. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Evet. Olay yerinde bir şey bulduk. Sanırım Prab onu size vermek istemiş. Nedir o? Getirin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.